Efendim ben MNX Shadow ve karşınızda The Long Dark hikaye modunun yeni bir bölümü daha. Ve ikinci kez çekiyorum. Nedense Fraps bir sıkıntı yarattı. Kaydı tam olarak tamamlamadı yani. Hiç tamamlayamadı falan. Hani bu video patladı yani. Direkt hiçbir şey yapamıyordum videoya. Müdahale edemiyordum. Kurtaramadım. O yüzden tekrardan çekeceğim. Kapalı alan korkusuz zımbırıklar var. Oynayacağız tekrardan yani. Allah'tan save sistemi olduğu için oyunda ben hani bölüm sonlarında hard save alıyorum. Ki böyle bir sıkıntı olursa şey yapayım diye. İyi ki almışım, yoksa bir bölümlük boşa gidecekti. Yani yaptığım bu keşifler boşa gidecekti. Tekrardan başlamış bulunmaktayız. Bu arada şöyle bir duyurum da var. Çok da bekletmeyin çünkü ilerleyerek gitmek istiyorum. Oyunda ilerlemek istiyorum. Kendimi bir garanti alayım. Şu sinyal kulesine gidelim. Doğru. Sinyal kulesine gideceğiz. Tamam. Kafam karıştı da. Çiftlik evine gidiyordum. Çiftlik evine gitmeyeceğiz henüz. Sinyal kulesinde biraz zaman geçirip üzerimizdeki hem kapalı alan korkusunu atlatmaya çalışacağız. Toplayabilirim. Çubuğu toplayalım. Daha sonra sinyal kulesine doğru yolculuğumuza çıkalım. Biraz buralara sessiz geçiyorum biliyorum ama dinliyorum yani. Amacım yaklaşan kurt var mı yok mu onu bulmak. Şu an tamam, rahatım. Arkadaşlar bu saatten sonra biliyorum videolar biraz gecikiyor bazen. Yükleyemiyorum, upload yetişmiyor veyahut dediğim gibi video patlaması gibi durumlar olabiliyor. Yetişemiyorum arkadaşlar videolara. Yani şu anki durumu günde 2 video yapmak istiyorum çünkü ben... Video içeriklerimi günde bir video ortalamasına düşürürsem eğer o zaman benim yapmak istediğim diğer oyunlar da askıda kalacak. Yani atıyorum o zaman ne olacak? Haftada 4 gün Long Dark olacak. Sizin sevdiğiniz Long Dark'ın sayısı 4'e düşecek. Haftanın her günü değil 4 güne düşecek. Haftanın birkaç günü belki özel içerik çıkaracağım. Diğer şeyler neredeyse işlemeyecek gibi olacak yani. Hani o yüzden... Bir an önce serileri bitirip yeni serilere, yeni oyunlara başlamak adına benim günde ortalama 2 video yükmem lazım. Ya da Long Dark'ı çöpe atmam gerekiyor. Bundan kaynaklı şöyle bir durumla yapacağız arkadaşlar. Artık videoların ortalama süresini yarım saate çekeceğim. Yani yarım saate çekeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama her gün 2 video gelmesi daha kolay olacak. Yani daha rahat bir şekilde... günde 2 video yükleyebileceğimi düşünüyorum. Mesela şöyle bir durum oluyor. Örnek vereyim size. Ben normalde biliyorsunuz videolarımın büyük bir çoğunluğunu zaten gece yayınından sonra gündüz normal işlerimi, sorumluluklarımı falan hallediyorum. Ya da varsa montaj yapıyorum. Veyahut web sitesi tasarımıyla veyahut başka şeylerle uğraşıyorum. Hani boş kaldığım süreç içerisinde. Video da çekiyorum bazen de. Ona değineceğim. Normalde videolarımı yayından sonra çekiyorum. Yayından sonra da oturuyorum. İki video daha çekiyorum. Gece 2'ye kadar falan buluyor bu süreç. Ama bu nasıl bir karartı lan? Taş mı bu? Ama yani şey... Şimdi bazı yayınlar uzun sürebiliyor. Bazı yayınlar... Beni yoruyor. O gün bütün gün yorulmuş oluyorum. Ben üzerine 2 videoda çekecek gücüm, enerjim olmuyor. Mesela videoda çıktıktan sonra bile... Yani ben saat 2 daha video çektim. Kafamı yastığa koydum, yattım, uyudum. Olmuyor. Ne bileyim yorumları okuyorum mesela. Bir uyuma süreci oluyor benim için. Hani
Laptopu yanıma alıyorum ben. İşte e-posta falan varsa onları kontrol ediyorum. Yok efendim şey varsa onları kontrol ediyorum. YouTube yorumlarıdır. İşte diğer sosyal medyadan sizinle iletişim kurmaya devam ediyorum. Ondan sonra yatıyorum genellikle. Bir şey izlerken uyuyorum. Tabii o sırada laptop yine açık kalıyor. Ve şey oluyor yani. Render varsa onları ayarlıyorum bana. Render varsa render yapıyorum falan filan. Hani gece bir şeyler çekip yatmak daha benim için iyi oluyor. En azından bilgisayar gece de çalışıyor. Renderları falan halletmiş olurum. Yarın sabah video yani yarın gündüz gelecek şekilde ayarlamış oluyorum. Ama dediğim gibi bazen yorgun oluyorum, bir şey oluyor, bir oluyor. Yani sabaha kalıyor. Videolar sabaha kalınca sıkıntı şu. Sabahın köründe kalkıp çekmezsem ben videoyu, video o gün yetişmiyor. Hani çektiğim videonun render'ı üzerine upload'u yetişmiyor. Yani hani bir video belki yetişiyor. Ucu ucuna belki bir video yetişiyor ki ben bu videonun şu an yetişeceğinden bile şüpheliyim. Çünkü bayağı geç çekiyorum bu videoyu. Öyle yani hani şüpheliyim. Umarım yetişir. Hatta benim bir saniye. Küçük bir işle uğraşmam gerekiyor. Şu an kayıt kesildi mi bilmiyorum. Herhangi bir sıkıntı var mı bilmiyorum ama benim ufak bir şey yapmam lazım, unuttum. Şu an bu kaydı yaparken de bilgisayarın bir videoyu upload yapması gerekiyordu. Onu upload'u vermeyi unuttum. Hemen onun upload'unu vereyim. Bir yandan da bilgisayar onu halletsin. Yapmak üzereyim. Upload girilmek üzere. Yüklenecek videolar. Aha da burada. Abi sen bununla uğraş. Okey. Bir taraftan da o onu halletsin. Biraz daha kasarsa yapacak bir şey yok. Evet birazcık daha kasıyor. Birazcık değil bayağı kasıyor. Bir saniye. Tamam. Tamam iptal et abi onu. Tamam iptal et. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bugün donklar yetiştirirsem yeter. Umarım yetiştiririm yani. Neyse. Dediğim gibi durumlar böyle ya. Durumlar böyle. Umarım bu videoyu yetiştirebilirim yayına kadar. Saat. Umarım yetişir. Umarım yetişir. Hala kasıyor ya. Ulan iyi ki bir sıçtım ha. İyi ki bir sıçtım ha. Neyse bu bölümü çok uzun tutmayacağım. Hem sizi böyle bilgilendirmek amaçlı yapacağım. Bu kapalı alan korkusundan kurtulmaya çalışacağız. Üşüyor muyum? Ben üşümüyorum ya. Şu geyiği alsak mı acaba? Bu geyiği alalım abi. Hatta alabiliyorsak tavşanı da alalım. Tavşan derisini kurutalım. Bağırsakları sonra hallederiz. Ama tavşan neyse boş ver ya. Aman. Topla abi eti gebermeden önce. Gebermeye yaklaşıyoruz. Güzel. Kasıyor yapacak bir şey yok. Upload durdurdum. Yine de bilgisayar alt tab falan yaptığımız için sıkıntı oldu. Benim hatam arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu bölümdeki idare edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü işini kesip bir daha başlayamam. Yetişemem. Hayatta yetişmez. Bu arada sinyal kulesine gitmedik. Direkt mağara buldum ya. Önce bir sinyal kulesini bulmak istiyorum. Evet, sinyal kulesi de burada olması lazım. Onun dışında başka söyleyeceğim başka bir şey var mı? Kapalı lan korkusu geçiyor mu bu arada? Hala geçmiyor. Pekala. Ha bu arada gelir mi bilmiyorum da denk gelecektir illa. Kingdom Newlands adında bir seriye başlıyoruz. Aynı şey Beholder serisi devam ederken aynı zamanda böyle Kingdom Newlands serileri de gelecek. Yani bir bölüm Beholder, bir şey bir gün Beholder, bir gün Kingdom gelecek şekilde seriler yapmaya devam edeceğim. Kingdom Newlands serisi çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Böyle oyunu bitirmeyi oynamayacağız. Sadece böyle size göstermelik, tanıtmalık böyle 3-4 bölümlük bir seri haline olacaktır. Keyifli bir oyun. Umarım siz de beğenirsiniz. Beholder serisinin bitmesinin akabinde veya Kingdom serisinin herhangi bir ikisinden birisi bittiği zaman bu arada iyi loot buldum.
İkisinden birinin bitmesi akabinde de Stranded Deep serisine geçeceğiz arkadaşlar. O da gelecek efendim YouTube kanalına. Merak edenler varsa Stranded Deep serisi için. Kingdom Deliverance'den böyle araya girdi. Hani normalde biliyorsunuz Beholder'dan sonra ben Stranded Deep'e geçmek istiyordum. Kingdom Deliverance'ı ben normalde yayınlarda oynayacaktım ama nedense bir sıkıntıdan kaynaklı yine biraz işlemci ekstra kullanımına sebep oluyor. O yüzden umarım benim sesim takılmıyordur ya. Umarım takılmıyordur videoda. Umarım takılmıyordur. Abi Allah'ım yarabbim. Ben ne zaman video çeksem bir yerde inşaat başlıyor ya. Allah'a kanser olacağım. Videolarımı da hep şikayet ediyorum da yapacak bir şey yok abi. Abi gözünü seveyim bilgisayar. Yapma. 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 Efendim kapalıdan korkusunu atlatmak için... Bu arada ben yanıma şey almadım değil mi? Tulumu almadım yanıma. Evet, Bozanam'ın yanında tulum. Neyse uykuya ihtiyacım yok en azından. Mağarada bol miktarda kömür olması lazım. Nereden biliyorum? Çünkü ben bu bölümü oynadım dediğim gibi. Yani. Ateşimizi yakalım. Gaz yağını kullan abi. Böylelikle az çok kanın da gidişatı hakkında bilgi edinmiş oldunuz. Onun dışında var mı söylemek istediğim bir şey? Gelecek olan videolardan bahsettim. Ayrıca bu arada canlıyın tekrarı babında Firewood. Cumartesi günü oynayacağız. Bu video yetişirse duymuş olacaksınız zaten. Firewood oynayacağım canlıyla aynı zamanda Tudumu'nun yapımcılarından ikinci oyun bir nevi. Aynı doktorlara sahip, aynı ana karakterlere sahip ikinci bir oyun. Tabii ki de Tudumun değil. Tudumun, yani o hikayenin ismiydi. Finding Paradise adlı ikinci bir oyun geldi efendim. Ayın 14'ünde. Ben de oyunu temin edip yine aynı gün, cumartesi günü, yani aynı gün dediğim, Firewood oynadığım gün oyunu da oynayacağım. Onu bitirebilir miyim bilmiyorum. Ne kadar uzun olacağını bilmiyorum. İkisi de hani akabinde YouTube kanalına gelecektir. Hani yani önümüzdeki dönemde bol miktarda farklı oyunlar göreceksiniz. Gerek Firewood, gerek Finding Paradise, gerek işte Kingdom Newland, gerek Beholder, gerek Long Dark. Bolca içerik olacak efendim. Öyle yani. Öyle. Plan burada biraz zaman geçirmek. Şimdi ben diyeceksiniz ki abi sen çok anlatıyorsun da oyunla alakalı anlatmıyorsun falan filan. Yani ben arkadaşlar oyunla aslında alakalı olabildiğince konuşmaya çalışıyorum zaten. Boş kaldığım her zaman oyunla alakalı bir şeylerden bahsediyorum. Hedeflerimden yapıp şunu yapalım bunu yaparım diye bahsediyorum. Ama geri geldiğinde bunlarla konuşmak gerekiyor. Oyun çünkü bazı noktalarında mesela şu anda olduğu gibi biraz zaman geçirme simülatörü, yürüme simülatöre dönüşebiliyor. Şu anki görevimiz bizim Bozan'ı yalnız bırakıp daha sonra onun yanına gideceğiz. Yani düşünüyor şu an. Sonra bizi yönlendirecek. Şu anki görevimiz o. Göstereyim. Bozan'a düşünceli görünüyor. Biraz dinlendikten sonra ona dön. Yani. O yüzden biz de dışarıda hani kapalı alan korkusunun gidebileceği bir noktada zaman geçirerek de yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu arada zaman geçirebileceğim bir şey var mı? Hızlıca bir ona bakalım. Bu eldiveni bulmuştuk. Bu eldiveni parçalayabilirim. Ateşi harlasaydım daha iyi olacaktı. Evet, ateşi harlayalım. Kapalıdan korku riski geçmiyor. Geçmiyor abi. Ne yazık ki geçmiyor. Çay çorba yapalım, su yapalım bari.
gotta go. Dokuz geçmiyor abi. Bu arada bu burada kaldığım için değil arkadaşlar. Geçmiyor yani. Belli bir miktar dışarıda kalman gerekiyor ki geri dönüşüm hani 49'dan 48-47'ye azalmaya başlasın. Azalmaya başlaması için de belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Bu da tabii birazcık da can sıkıcı bir durum. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Çok fazla durum da yok. Ama en azından yarın sabaha bekleyebilirim. Biraz kuşburnu hazırlayalım. Mantar hazırlayalım. Tertemiz vallaha. Nereden baksan çok iyi ya. Anladım abi. Biz yine bu kapalı alan korkusundan kurtulamayacağız. Şöyle yapacağım abi. Bu da bir ara uzunca bir zaman geçirmemiz gerekecek. Buraya tatlıları, ıvır zıvırları bırakıyorum. Bundan sonra buraya burada kamp kuracağımız için kullanacağız. Toplayabildiğim bütün kaynakları toplamam gerekecek. Hadi gidelim. Bozanın oraya da bazı malzemeleri bırakayım da. Ekstra antibiyotiktir, antiseptiktir bunları bir bırakayım. Şey olsun. Hallolsun bunlar. FPS biraz düzeldi gibi. Güzel. Ha bu arada Long Dark seviyesinden de bahsedeyim. Arkadaşlar şu anda biliyorsunuz hikaye moduna odaklandık iyice. Hikaye modunu zor seviyede bitireceğiz. Daha biraz daha var sanırsam. Bozarının görevleri az çok bitmeye yaklaştı. Yarısından çoğunu yaptık. Birkaç bölüm içerisinde Bozarının görevlerini bitireceğiz muhtemelen. Ardından da şey yapacağız. Oyunun ikinci kısmına geçeceğiz. İkinci kısmı biraz daha uzun sürüyor. Çünkü 3 büyük harita, Gizemli Göl, Bataklık ve Bataklığın sağındaki yeni bölge. Yani Gizemli Göl, Çen Yolu mu bölgesini? Öyle bir bölge. Gizemli Göl Tren Yolu bölgesi diye geçiyor herhalde. Onların hepsini bitirdikten sonra hedef 500 serimize geri döneceğiz. Yani bir tecavüz günlükleri dönmüş son yok. Yani hedef 500 serisine geri döneceğiz. Hedef 500 serisi benim biraz daha ekstra boş zamanlarında oynayarak ilerleteceğim bir seri haline dönüşecek. Ama başlangıçta ilk önce hani kaldığımız yere iyice bir halledelim. Sığınağı falan bulalım. Sığınağı taşıyalım. Aynı zamanda bir de ilk amacımız tabii ki de oyundaki yeni mekanikleri yani Moose'u yani Moose'dan çanta yapmak, Moose'dan bir kıyafet yapmak gibi şeyleri yapmak istiyorum. Kesinlikle onları tecrübe etmek istiyorum. Moose'da hatta hani belki çok şanslı oluruz. İki tane Moose'u rahatlıkla öldürürüz falan filan. Hiç fark etmez. Moose'dan hasar da almak istiyorum. Hani o kaburga kırılması falan filan onları da tecrübe etmek istiyorum ki daha sonra hani sizlere karşı o konularda da bilgili, adam akıllı bir bilgi vereyim yani. Emin bir şekilde verelim. Yani hedef bu yani Long Dark'ta. Daha sonrasında tabii ki de bunları bitirdiğimiz zaman eğer hala Long Dark'ın hikaye modu gelmemişse 3. sezon o zaman mütecavız günlükleri 4. sezon gelecek. Ha hikaye modu geliyorsa hikaye modu mesela atıyorum 2 hafta sonra hikaye modu var ya da hikaye modu geldi. Hikaye modunu geçiyoruz. Ya da bir 2 hafta belki biraz es geçeriz. Hikaye moduna oynarız efendim. I can't be here anymore. Artık burada kalamam. Gerçi seslenmem gerek yok.
Tell me how to find her, and I'll do whatever I can to help you get out of here. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. On the other side of town, there's a farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank and bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait, farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. Yani kişiden bahsetmişti teyze. This is how we make it right. I don't understand. In the bank, you'll find the answers. Now go. Otobüs. Eminim o otobüsteydi kadın. Oradan geçtiğini mi hissettin? Sanırım benim için bir işaret bıraktı. Bir kelime. Sebat, biz bunu okuduk mu? Ben bir önceki hani ben bir kere de oynadım ya bu oyunu. O yüzden biraz okumuş gibi geliyor. Ben neyse üstünden bir kere geçeyim. Eskiden kalma bir kelime. Neden bunu yazmış olabilir ki? Bilmem. Belki de pes etmeyeceğini bilmemi istemiştir. Ya da pes etmen gerektiğini söylemek istemiş de olabilir. Anlama bu kadar basit olamaz. Neden? Onun için çok önemli olduğundan mı? Hayır, çünkü kendi kanıyla yazmış. Bir kasaba var. Kuzey yönünde, uzaklarda. Sebat değirmeni diye. Belki sana yolu göstermek istemiştir. Oraya nasıl gidebilirim? Şu an gidemezsin. Arabayla belki. Yürüyerek nasıl gideceğini ben bilmiyorum. Çiftlik. Bir çiftlikten bahsetmiştin. Evet, kasabanın diğer tarafında eski Barker çiftliği. Barker mı? Evet, hırsızın yalancının tekidir. Peki, göreceksin. Hasta, yorgun görünüyorsun. Dikkatin dağılmış gibi. İyi misin? Ben yaşlıyım. Bazen insan zihni geziniyor başka yerlere. Zamanlara gidiyor. Kızı düşünüyorum, soğukta yapayalnız. Arkadaşından mı bahsediyorsun? Ona yardım etmeleri gerekirdi. Banka? Bankadan bahsedebilir misin? Ana kara bankası, buraya ait değil. Genelde bankalar oldukça güvenlidir, içeri giremeyebilirim. Şube yıllar önce kapandı, çöküşte her şey mahvoldu. Peki paralara ne oldu? Eski banknotları kullanıyor bazılarımız, takas da yapıyoruz. Yıllardır kağıt para görmedim, bankanın içine değerli bir şey kalmış mıdır? Cevap bulacağına soru soruyorsun. Şimdi bana emanet kasayı getir, her şeyi o zaman anlarsın. Pekala. Bitirdik efendim. Bozanamızla durumumuz bu arada kapalı olan korkusu gördüğünüz gibi artıyor. İlla kapalı olan korkusuna kapılacağız yani. O garanti yani. Sıçtık. Bozanın bütün zıbırıklarını da açtık zaten. Evet efendim. Şimdiki hedefimiz ise Cennet Çimleri Çiftliği. Ama efendim bunu bir sonraki bölümde yapacağız. Çünkü ben bu video kaç dakika oldu onu bile bilmiyorum. Videonun uploadlanması lazım. Bu biraz duyuru gibi bir video oldu. Kusura bakmayın ama yani keşke yani bir saatlik video çekmiştim ben. Bu bir sonraki bölümde yapacağımız çiftlik evine gidip gelme oradaki yaşayacağımız macerayı da çekmiştim. Güzel bir video olmuştu ama patladı abi elimde. Yapacak bir şey yok. Bunların da yetişmesi için artık böyle bir karar almak zorundayım. Kendinize çok çok iyi bakarım. Bakın. Umarım anlarsınız efendim. Beni anlarsınız yani. Sıkıntı yani. Yetişmiyor. Görüyorsunuz yani. Görüşmek üzere.